Evet, bugün 15 Şubat 2023 Pazarcık Merkezi 7.7 şiddetindeki Pazarcık Merkezi depremin 10. günündeyiz. 10 gündür buradaki gelişmeleri anı anına sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Şu an bulunduğum nokta Pazarcık Merkez Fatih Mahallesi ve Cengiz Topel Mahallesi'nin kesiştiği nokta, yani şuradan itibaren Fatih Mahallesi, şuradan yukarısı da Cengiz Topel Mahallesi. Bir önceki videoda Fatih Mahallesi'ndeki durumu sizlere biraz özetlemiştim, anlatmıştım. Şimdi de Cengiz Topel Mahallesi'nde dolaşıyoruz. Yıkım burada çok fazlaydı. Örneğin burası 281. sokak ve bu 281. sokağın hemen ilerisinde gördüğünüz gibi bir yapı yerle bir olmuş. Şu bina yan yatmış. Hemen karşısındaki bu yapıda, bu evde tamamen enkaza dönüşmüş. Pazarcık merkezde en fazla etkilenen mahalleler Cengiz Topel Mahallesi, Fatih Mahallesi'nin özellikle şu Cengiz Topel'e yakın olan bölümü ve yolun öbür tarafında bulunan Menderes Mahallesi. Şurada görüyorsunuz bu ev. Birinci kat tamamen çökmüş. İkinci katın mutfağı, oturma odası, balkonu. Böyle yan yatmış. Yani ortadaki kolonlar sanki ayakta kalmış ve diğer kolonlar bizim tarafımıza doğru meyletmiş. Yine Cengiz Topel Mahallesi'nde bir başka yapı. Alt kat, dört katlı bir ev. Alt katın bir bölümü çökmüş ve bina yan yatmış. O tepede gördüğünüz üç yapıyı daha önce sizlere anlatmıştım. Bir site orası. İsmi yani daha önceki yayınlarda söylemiştim ama şimdi unuttum maalesef. 10 gündür dolaştığımız için birçok şeyi artık unutmaya başlıyoruz. O yapılarda hasar var ama yıkılmadı. Orası Çamlıtepe Mahallesi. Cengiz Topel Mahallesi'nde dolaşmaya ve buradaki binaları, son durumu 10. günde size göstermeye devam edeceğiz. Bu hangi okulda acaba, ismini görebilecek miyim diye bakıyorum. Maalesef göremedim ismini ama evet, Cengiz Topel Mahallesi. Sağımda Cengiz Topel Mahallesi, solumda Fatih Mahallesi ve Fatih Mahallesi'nin özellikle Cengiz Topel Mahallesi'ne yakın olan noktalarında yıkılan bina sayısı daha fazlaydı. Ama Memişkaya yolu üzerindeki yapılar daha sağlamdı. Orada bir apartman yıkılmıştı ve önceki videomuzda sizlerle paylaşmıştım. Evet, bu da 308. sokak. Aslında Fatih Mahallesi'ne iniyor ve burada da evler ayakta. Cem apartmanı var. Hemen yanında okul var. Binalar ayakta. Burada da depremzedelerin kaldığı çadırlar. Evet, burası 3 katlı bir Cengiz Topel Mahallesi'nde. Abla evin içini göstermek için kapıyı açtı. Bize gösteriyor. Yani sanki dışarıdan hiçbir şey yokmuş gibi ama iç kısımda kolonlar. Bakın şurada merdiven neredeyse çökmek üzereymiş. Derin çatlaklar. Şuralarda öyle, evet. Bütün kapılar kapalı. İnsanlar tabi bazı kıymetli eşyalarını çıkarmak istemişler ama kapılar kapandığı için giremiyorlar. Neyse ki giremiyorlar. Çünkü gerçekten tehlikeli bize şu an.
bu tehlikeyle karşı karşıyayız. Çok geçmiş olsun. 40 yıllık emeği gitti canımız sağdır. Gene de buna şükür. Allah yani burnumuz kanamadı, ben ona da şükür ediyorum. Emek gitti yani. Siz deprem durduktan hemen sonra mı dışarıya çıktınız? Çıktık ama nasıl çıktığımızı da biz bilmiyoruz. Nasıl uçtuğumuzu da biz bilmiyoruz. Yine de buna şükür. Canların içinde o merdiveni sen gördün. Gördüm, evet. Yine de burnumuz kanamadı. Koruyan korumuş benim içeride işte. Evet. 40 yıllık emeğidir, hele gitsin. Gitsin, ben evet. Allah'ın verdiğine razıyım. Gene de razıyım. Buna şükür, yapılacak bir şey yok. Dışarıda kaldık, işte şuralarda kalıyor. Gördük çadırda. Evet, çadır görüntüleri. Evet. Bu binada enkazın altında kalan... Onun altında biz 3 kişi kaldı, çıkarttık. Akrabamın evi. 3 evet. Kişi çıkarttık. 3 gün sonra birini çıkarttı, 2 gün birinci günde 2 tane çıkarttık. Sağ mı çıkardınız 3'ünü de? Yok, 3'ü de ölüydü. Biz cenazeleri çıkarttık, onları cenazelerini çıkarttık. Kadın bayağı kokmaya başlamıştı. Bayağı kedi yanına çıktı. Olan da soğukta da kedi hayvan yedi. Yapılacak bir şey yok oğlum. Evet, i̇simleri neydi? İsmim Zöre Çeliktaş. Yaşamını yitirenlerin ismi neydi Zöre abla? Soy ismini bilmiyorum da Esme, kadının ismi Esme'ydi. Anne babanın ismini de ben tam bilmiyorum. Onlar yeni gelmişti, misafirliğe gelmişti. Evet. Onlar da öyle gittiler. Yapılacak bir şey yok oğlum. Başım hadi yolunuz açık olsun. Sağ olun, sabır diliyorum sizden de. Evet, daha önce de Zöhre ablayla karşılaşmıştık, biraz anlatmıştı durumu. Şu an kazanın üzerinde yemek pişirmeye çalışıyorlar. Bu çadırlarda kalıyorlar. Evet, şu yapının içerisinden 3 kişinin cansız bedenini çıkardıklarını söylediler. İlk gün 2 kişiyi çıkarmışlar. 3. günde 1 kişiyi çıkarmışlar ve tabi bu Cengiz Topel mahallesi, bu taraf Fatih mahallesi, hemen Fatih mahallesinin Cengiz Topel'le olan sınırında bu yapıdan da 3 kişinin cansız bedeni çıkarılmış. Buralarda aslında henüz hiç enkaza dokunulmamış. Yani evet, perdeler. Biz bu binayı çok gösterdik size. Buradan da yine Memişkaya yoluna giden yola iniyoruz ve bu yolda da sağlı sollu yıkılan bina neredeyse yoktu. Bu yapı dışında hemen Alevi Kültür Derneği Cemevi'nin tabelasını görüyorsunuz. Bu sokak Cemevi'ne gidiyor ve bu sokağın başındaki bu ev maalesef yıkıldı, enkaza dönüştü ve 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı siz olsun. Evinizin sağ olun. Evinizin enkazından herhalde böyle bir şeyler. Evet, öyle böyle getirdik, çadıra evet, götürdük abi. Sağ ol. Rezillik. Çok çok geçmiş olsun. Sağ ol. Eviniz ağır hasarlı mı yoksa evet, tamamen ağır hasarlı? Evet. Cengiz Topel mahallesinde eviniz. Yok, ben Nurettin Aydın, o Ademoğlu mahallesi. Daha aşağıda Ademoğlu, evet. Yardım edeyim de. Sizin benim burada ama Cengiz. Burada aşağıda. Aşağıda evet. Ben müstakil kirada bir oturuyordum. Evet. Tek katlı müstakil. Buradan biraz eşya getiriyorum. Anladım. Dikkat edin yine de artçılar devam ediyor. Sağ olun. Evet, devam ediyor. Çok geçmiş olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun siz de. Evet, insanlar ağır hasarlı olmasına rağmen ayakta kalmış evlerinden. Bir şeyler çıkarıp çadırlarına taşıyorlar. Annem nerede? Annen gitti mi? Kaldı mı? Gelmedi mi?
kolay gelsin. Sağ olun. Siz burayı mı temizlemeye çalışıyorsunuz? Yolunuzu... Topraklar temizliyor. Evet. Bak suyumuz yok. Çadırımız yok. Isıtma alatımız yok. Aa, biz buralardayız. Lütfen bize yardım edin. Biz deprem mağduruyuz. İmdat istiyoruz sizlerden. Su buradan geçiyor. Bize bir tabla su vermiyorlar. İmdat istiyoruz sizden. Evet. Çok geçmiş olsun önce. Eviniz siz şurada mı oturuyordunuz yoksa? Bu binada oturuyordunuz. Evet. Pusan apartmanında. Evet. Pusan apartmanı. Kontrol ettiler mi siz orada kare kod vurmuşlar? Baktınız mı? Kontrol ettiler. Şey var işte. Oraya bu kağıt yapıştırdılar. Evet. Ya bak, dışında da başka bir şey yok. Bakabildiniz mi o kağıdı? Okutabildiniz mi ne durumdadır diye eviniz? Evimiz biz anlamıyor. Yani. Ha, anladım. Biz anlamıyoruz. Yani. Bir akıllı telefonla onu okutmanız lazım. Daha sonra herhalde netleşecek sizin binanızın durumu. Ama siz bu bahçede mi kalıyorsunuz biz akşamları? Bu bahçede kalıyor burada. Peki tehlikeli değil mi amca? Yani bu kaç katlı yapının hemen yanı başında. Şeyler sağlam. Ha. Bir şey olmazsa evvelerle bir şey olmaz yani. Kolonlar falan sağlam. Yine de dikkat edin lütfen. Yırtık falan var, duvar muvarlarda da evet, sağlam. Kolonlarda herhangi bir şey yok diyorsunuz ama yine de yapı kontrolden sonra, kesin bir şey söyledikten sonra dikkat edin lütfen. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Evet, şu apartmanı size daha önce göstermiştim. İbrahim Kaya apartmanı. Buradan bir anne ve iki çocuğu sağ salim çıkarılmışlardı. Merhaba, çok geçmiş olsun. Buradan çok geçtik, çok görüştük sizinle. Çok yüz yüze geldik. Allah razı olsun. Siz burada kalıyorsunuz. Biz burada kalıyoruz. Eviniz yıkıldı mı sizin tamamen yoksa ağır hasarlı mı? Ağır hasarlı. Yakın mıydı buraya yoksa eviniz? Yakın sayılır. Biraz daha ama Cengiz Topel mahallesinde yine. Evet, İbrahim Kaya apartmanının ilerisinde evleri aynen. Ama ilk günden beri burada bu yapının içerisinde çocuklarıyla beraber burada kalıyor. Tek göz bir müştemilat burası. Şöyle evet içeri gösteriyor. Evet. Merhabalar. Merhaba. Çok geçmiş olsun. Evet. Öyle bir soba şöyle kurmuşlar. En azından sıcak, en azından yağmurdan. Daha önce çatılıydı. Evet. İşte nispeten korunuyor burada. Tabii deprem olunca her taraf sarsıldı. Oralarda kağıttan, bezden vesaireyle kapattım. Burada korunmaya geldik. Evet. Buradayız şimdi. Çok çok geçmiş olsun. Sağ olun. Burada Fidan abla vardı. Bir kadın ve eşi kalıyorlardı. Onlar nereye gittiler acaba? Hemen bu köşede ilk iki gün kalıyorlardı. Bu köşede ateş yakıyorlardı bir araba. Fidan fıstık. Hafiften, evet. Kendi evinde kalıyor ama onun abisi, ablası vesaire onlar hepsi onu terk edip gittiler. Evde tek başına kalıyor. Nerede şu an? Evi nerede? Bu köşede. Evet, burada. Hemen bu köşede. Yani bu köşede. Çok fikir edip gidip Cem evinde ya da bir çadırda yemek de alamıyor. Evet. Alamıyor da düşünemiyor. Bir o zaman ben şey yapayım, söyleyeyim. Ben yerini tam bana gösterin. Evi tam olarak hangisi? Bu köşede. Bir dakika zaten. Zaten öbür deneyimde getirdim. Siz oraya, isterseniz hiç rahatsız olmasanız. Hatta onu iki gece burada, bir gece burada korumaya aldım. Bir gece şurada ateşte korumaya aldım. Bir gece bir arkadaş arabasında korumaya aldım. Evet. Şimdilik de evde tek başına. Yalnız mı kendisi? Yalnız. Evli falan değil değil mi? Yok, bekar. Bekar. Hadi böyle de gidelim. Tamam, gel yazalım. Böyle de gidelim. Evet, şimdi Fidan ablanın evine gideceğiz. Onu burada ateşin başında ısınırken bir gün sabaha doğru saat 5'te görmüştüm. Tek başına kalıyormuş. Bir durumuna bakıp ona göre belki yetkililere onun durumunu iletiriz. Ona göre daha korunaklı bir yerde kalır. Gidip yemek alamıyor. Evet. Düşünemiyor yani, alabiliyor da düşünemiyor. Bir taraftan da böyle insanlar evlerinin enkazından, ağır hasarlı evlerinden eşyalarını taşıyorlar. Arabalara yükleyip götürüyorlar. Bina görüyorsunuz, aslında ağır hasarlı bir binaya benziyor. Ama
Ne yapsın insanlar eşyalarını çıkarıyorlar. Kim ne kurtarabildiyse. Abinin dediği gibi. Evet, şurada yapılar arasında göstermiştik buraların tamamını ama. Ha, buradaymış. Sen tanıyorsun herhalde. Fidan abla nasılsın? Sen beni hatırladın mı? Hani sabah sen ısınıyordun. Çok sağ ol. Güneş ne zaman doğacak diye sormuştun. Sabah ne zaman? Evet. Sen şimdi burada evde mi kalıyorsun? Niye? Tehlikeli değil mi? Tehlikedir ama abim. Yaş ben öyle hızlı hızlı söyleyeyim. Böyle seçka seçka yani böyle ayrı ayrı söyleyeyim. Evet. Abi kıştır. Kış. Evet. Akşam çok soğuktur. Akşamları çok soğuktur. Evet. Kış. Akşamları çok soğuktur. Kış saatleri çok uzundur. Hem de kıştır çok soğuktur. Kış saatleri de çok uzundur. Ben komşunun yanına gittim dedim 1-2 saat oturayım ki zaman geçsin bırakmadılar. Evet. Ha, gençliğimde hayır görmeyeyim bırakmadılar. Hı-hı. Ben geliyorum mecbur buraya gireyim. Ha üstüme düşüldü. Ha düştü. Ha düştü. Ha düştü. Ha düştü. Ben sabah kadar ben çektim. Ne zaman ölürsem unuturum. Bu depremi ben hem gördüm hem çektim. Yani fukaralar hepsi eşiği oldular. Peki evet. Hepsi perişan oldular. Hı hı. Sen hatırlıyor musun bir bina göstermiştin orada insanlar var diye. Ki, abi sen tuvaletten çok güzel kuştun. Sen dedin ki abla dedin. Ben dedim ki kaç saat sabah sen dedin ki he. Ama o binadan 3 kişi sağ çıkarıldı biliyor musun senin gösterdiğin binadan. Ben 3 kişi. Bak, ben akşamlar ben evet evet gittim çektim onların görüntülerini. Hatice, İde ve 2 çocuğu biri 9 biri 7 yaşlarında. 3 tanesi mi? He 3 tane. Ya abi 7 kattı. Evet evet. Çok. Onlar senin sayende belki kurtuldular biliyor musun? He. Belki sen söyledin diye bize... Allah seni de korusun. Senden de. Şimdi şöyle yapalım mı? Sen burada değil, burada kalma. Burası çok uygun değil. Bu Hasan Koca'da yer var. İstersen oraya götüreyim ben seni. Abi yok ben burada kalırım. Niye? Abi ben evimde rahat ediyorum ki zorzala olmasa. O zaman şöyle yapalım. Çok o zaman ben kendilerinden rica edeyim, söyleyeyim. Senin durumunu aktarayım. Varsa bir çadır gibi bir şey getirsinler. Burada bir yerde kursunlar sana. Sadece çadırca sorun. Ben çadırca sorun. Ne sorun, ne sorun. Çadır kavere kaciyet dedin mini ne hoşa yani tehlikeye. Tukurmancı zani. He he. Başka Kerem ke. Kerem ke. Ha senin adın ne? Ha Abdurrahman. Abdurrahman ha. Biliyorum. Biz sen insan kafa dersen ölür gider. Aynen öyle. Ha pürstür ha. Tamam. Emir çıkın sani. Ezbe bejim biraz çadır binin. Çadırek binin. Tut çadır bin el ver ne mine tut tena seri kwa. Tut tene ne mine el ver. Fire sen içeride mi yatıyorsun dışarıda mı yatıyorsun? Ben burada biraz çok dinleyelim sonra gideyim içeri gireyim. Sonra gideyim içeri gireyim. Yapma dikkat etmek lazım. Ben bir senin durumunu senin evindir burası. He. Sen depremden önce yalnız mı yaşıyordun hadi burada? Sen, ha sen, yine yalnız. Kedin nerede kedin? O da şuradaydı demin gitti. Ha burada da kedisini evet. Kedisinin mamasını hazırlamış. Kedisi gitmiş. Tamam. Ben çok memnun oldum seni tanıdığıma. Allah senden razı olsun. Senden de razı olsun. Ben kaç gündür buralara geliyorum. İlk gün battaniye getirdik ama seni bulamadık. Tabii bilmiyorum sizin evinizi filan. Şimdi abiden isminiz neydi abi? İsmim Seyit. İlk gece ben kabul ettim. Evet. Misafir ettim. Komşularımı, arkadaşlarımı, evet. Çevremi. Kulübeme geldiler. Çatının altına geldiler. Hem dışarıda hem içeride ateş yaktık. Sobayı da yaktık. Dışarıda da yaktık. Odunlarımız vardı orada. Yaktık. Hatta bir tane de pilav yaptık. Orada beraber konu komşu arkadaşlar Allah, yedik. Allah seni filana da verdik hatta değil mi? Filan da yemişti ondan. Evet tamam. Tamam ben söyleyeceğim şimdi. Senin ne ihtiyacın var? Ne ihtiyacın var senin burada? Abdurrahman abi sen diyor ki çadır getirim. Ben tamam çadır... sözümü unutmayacağım. Ama akşamlar kıştır. Biliyorum. Çok uzundur. Şöyle. Ben duramıyorum. Ben şimdi gidip o koordinasyon merkezindekilerden rica edeceğim. Yani. Senin için. Umarım onlar da kırmazlar beni. Seni tanıyorlardır muhtemelen. O videondan tanıyorlardır. Umarım kırmazlar. Bir çadırı getireceğiz yani bir söyleyeceğim onlara eşlik edeceğim senin adresini göstereceğim getireceğim onları buraya inşallah. Çadırı. Bir tane çadır getirsinler. Onun dışında yiyeceğin falan var mı? Yani bence eğer istiyorsan seni ben oraya götürebilirim. Araba var yanımda. Işte be, ama var. Ya şu küçük kolalarda bir paket gitmez, verdiler. Gitmez, gitmez değil mi? Gitse de kaybolabilir. Kaybolup bir yerde
zan altında kalırsın. Tamam, tamam. Evet, aynen öyle. Mesela, tamam. Doğru söylüyorsunuz. Ya, tamam. Evet. Tamam, şöyle yapalım. Ben gidip söyleyeceğim. Ben kendimi idare ediyorum Abdullah abi. Abdurrahman. Abdurrahman abi. Allah başta seni korusun. Seni ben de, içeri seni gidip de. Ha düştü, ha düştü, ha düştü, ha düştü. Ha sabah kadar ha abi. Evet. Böyle. Evet. Tamam, tamam. Ben şimdi söyleyeceğim. Tamam mı? Hatta ben şimdi abi, burada abi, ben çadıra gitmem. Yok, ben çadıra gitmem. Tamam. Tamam, çadıra gitme, çadır buraya gelsin. Olmaz mı o da? Yok yok, ben sadece ben o da soğukta ben duramam. Ben orada duramam. Kim bana korucu, ben orada duramam ki. Soban var mı senin, yanıyor musun? O da yıkıldı. Devrimde o da depremde o da yıkıldı. Sen tekrar kurdun mu? Yok. Daha öyle duruyor. Daha öyle duruyor. Gel sana. Yok yok yok. Bence kalsın Seyit abi. Kalsın olmaz. Ben durumu ileteceğim, onlar tamam, ilgilenecekler tamam, muhtemelen. Yani tamam. Ben sabah ne zaman mı olacak demişti. Evet, sabah. Ne zaman güneş doğacak diye sormuştu. 2 saat demişti, 1 saat sonra doğsun demişti. Sabah da kurmuş ki. Tamam, gel kuracaklar sana. Sen için soban da kuracaklar, tamam? Kuracaklar. Yardımcı Abdurrahman olacak. Abi, çok yüksektedir, bir merdiven gerek. 2-3 evet. adam gerek, bu merdiveni tutacak. Bu merdiveni tutacak çünkü yüksektedir. Evet. Şimdi becerip sobasının borularını yerleştiremiyor. Anladım, anladım. Ben işimi gücümü bırakacağım, oraya gideceğim. Tamam. Söyleyeceğim onlara, o koordinasyon merkezindekileri söyleyeceğim. Merdiven nerede sen? Rica misin, edeceğim. Gelmez misin? Geleceğim. Çok yüksek. Bak ben geçen geldim değil mi? Seninle röportaj yaptım. Bak yeniden gelmedin mi? He. Yine geleceğim ben. Şimdi geleceğim, tamam mı? Ben şimdi gidip söyleyeceğim, durumunu aktaracağım onlara. Ya ben bunlar için çok geleceğim. Ağladım ya. Bunlar niye kurtardık ya? Evet, bu burada işte bu evi göstermiştin sen. Bu İbrahim Kaya apartmanı değil mi? Yani, evet. 3 kişi. Biz durmadık. Evet. Komple yardımcı olduk. Hı hı. Hepimiz hep afacılar. Allah razı olsun. Allah razı evet. olsun. Evet. Evet. Abi 3 kişi ne oldu? Sağ mı kaldılar? Sağ kaldılar. Sağ kaldılar. Biri 9 yaşında bir çocuktu. Biri 7 yaşındaydı. Diğeri de anneleri 36 yaşındaydı. Hatice iyi de. Üçü de kurtuldu. Kurtuldu. Sap sağlam. Sapa sağlam. Hiç öyle olmadı. Onlar ölmediler. Onlar ölmediler. Başkası öldü mü? Başkaları tabii ben gideyim, enkaz altına ben kalan. Tamam, tamam, gerekiyor. Tamam. Seyit abi çok teşekkür abi. Ediyorum. Çok sağ olun. Sizin sayenizde tekrar Fidan ablayı buldum. Tamam. Anlaştık mı seninle? Abdurrahman abi bir merdiven gerek, birisi bu merdiveni tamam. tutacak. Sen daha içeriye kurulacak sobanın derdindesin. Hele bir dur, önce bir şey yapalım. Yani senin evin sağlam mı değil mi, oturulacak durumda mı, onun tespit edilmesi lazım. Yalnızsın tamam ama zor yani, içeride akşamları özellikle, senin içeride gündüz de aynı şekilde içeride kalman çok sağlıklı değil Fidan abla. Sağlıklı değil he. Abdurrahman abi he. Bir sürü pirket böyle dökülmüş. Evet evet, bütün evler yıkılmış şey olmuş. Şurada bir sürü. Yani bir evet. insan, bir tek insan kafana değse ölür. Evet aynen öyle. Burada bir sürü. Evet. O içeride bir sürü. Burada bir sürü. Evin aşağısında bir sürü. Evet. Tamam. Tamam. Biz şey yapacağız, tamam mı? Ben söyleyeceğim şimdi. Sağ ol. Sen de sağ ol. Evet, burada kalıyor. Buldum tekrar Fidan ablayı. Şimdi ben koordinasyon merkezindekilere durumunu ileteceğim. Belki yardım olabilir, yardımcı olabilirler. En azından hiç olmazsa buraya kendisi için daha sıcak bir çadır kurabilirler. Çünkü tehlikeli, hala artçı depremler devam ediyor. Dörzala zaten kesilmedi. Evet. Deprem mi? Evet, Cengiz Topel mahallesindeyiz. Burayı size daha önce göstermiştim. Ağır hasarlıydı. Şimdi yıkılmış. Yıkımına başlamışlar ağır hasarlı binaları. Muhtemelen bunu da bugünlerde yıkacaklar. Tamamen ağır hasarlı yan yatmış binaların tamamını yıkıyorlar. Evet, burası Hakim Kemal Özsönmez Caddesi, Cengiz Topel Mahallesi. Burada bir taraftan ağır hasarlı yapılar yıkılıyor. Diğer taraftan insanlar çadırlarının önünde kahvaltılarını yapıyorlar, yemeklerini yiyorlar. Burası zaten göstermiştim, gazeteci Haydar Özdemir Caddesi. Ta yukarıya kadar böyle devam ediyor.
bu binada tamamen yıkılmış. Bunlar aslında ağır hasarlı yapılardı. Bu ağır hasarlı yapılar risk teşkil etmesin diye, tekrar can kaybına neden olmasın diye yıkılıyorlar. Evet, şurada yıkım çalışmaları sürüyor. İş makineleri Cengiz Topel mahallesinde. Şuraya da Müknas, ben gideceğim, ben gidiyorum, pazarcık size emanet diye bir not iliştirmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ağır hasarlı olduğunu tespit ettikleri evleri işaretliyorlar ve bu evler böyle iş makinalarıyla yıkılıyor. Şu an bu sırada birinci katları çözmüş iki ayrı yapı tamamen. Tabi evlerinin enkazı başında bekleyen aileler de bir yandan enkazdan değerli olduğunu düşündükleri eşyaları çıkarıyorlar. Öyle bir taraftan insanlar o enkazdan değerli eşyalarını arıyorlar. Bir taraftan yapılar yıkılıyor. Bir taraftan da insanlar o çadırlarda yeniden bir yaşam kurmaya çalışıyor. Cengiz Topel mahallesindeyiz. Burada sırasıyla ağır hasarlı evler iş makineleriyle yıkılıyor. Bugün depremin 10. günü, 15 Şubat 2023 Pazarcık merkezdeyiz. Cengiz Topel mahallesindeyiz. Buradaki gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Az önce enkazdan kitaplarını ve diplomasını çıkardı. Eli Teke isimli bir genç kızın lise diploması. Hasarlı yapıların tamamı bir bir yıkılacak. 15. caddedeyiz. Cengiz Topel mahallesi. Bu da yıkılacak olan ağır hasarlı yapılardan birisi. Burada insanlar enkazlardan evlerinden çıkardıkları yatakları, karabitleri, çanakları.
Cengiz Topel Mahallesi ve Çamlı Tepe'nin kesiştiği noktada burada çadırlar kurulmuş ve bu çadırların yanına konteynerler kurulmuş. Muhtemelen banyo ve tuvaletler o konteynerların içerisine yerleştirilecek. Onun içinde böyle bir gider borusu döşeniyor. Çamlı Tepe Mahallesi'nde ağır hasarlı yapılar vardı ama çok fazla yıkım yoktu neyse ki. Böyle birçok çadır yan yana kurulmuş ve insanlar çadırlara yerleşmiş. Hemen Çamlı Tepe Mahallesi'nin Cengiz Topel Mahallesi ile kesiştiği bir noktada. Sizin eviniz ağır hasarlı mı teyze? Ev içi zaten de var mı var. Hepsi gitti. Bir şey daha duruyor bilmiyorum orada. Hmm. Siz çadırda mı kalıyorsunuz? Ben buradaki çadır kentte kalıyorsunuz. Ben yalnızım. Yalnızsınız. Yalnız. Çocuklarınız? Çocuklar dışarıda. Dışarıdalar. Evet. İsminiz neydi teyze? Fatma Karışık. Fatma Karışık. Heh. Evet, Fatma Karışık teyze de evi ağır hasarlı ve şu an hemen burada kurulan yani. Evet, can kaybı olmadı neyse ki. Zaten ben yalnız içerim. Bina mıydı? Kaç katlıydı senin evin? Alt katta, başka bir de teras, ortadaki 3 kattı. Teras da 4 kattı. Teras döküldü. Daha ayakta duruyor ama içi duvarlar yıktı. Evet, çok geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Evet, burada çadır kentte kalıyor, yalnız başına yaşıyor. Çocuklar burada değilmiş. Tek başına. Evet. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Röportaj mı yapıyorsunuz? He. Yani biz buradaki İşimiz durum... kalmadı abi. Bir çadırımız bile yok ya. Evet, kimsemiz kaldı. Yok ya. Bir devlet ya... nerede ya? Ben yalanızım, yalan. Ben de yalnızım. Çadırım yok, kimsem yok ya. Başvurdunuz mu bir yere? Başvurduk, gelmiyor. 10 gündür gelmedi. Bu çadır kentlere başvurdunuz mu? Yerleşebilmek ben için. Ben kimsem, bir erkeğim ben yok, kim? Bir insanım yok, bir akrabam, bir kardeşim yok ki. Yağmurun altındayız, biz dışarıdayız ya. Çok geçmiş olsun. Sağ olasın. Eviniz durumu ne? Tam mı yıkıldı? Ağır yıkıldı, yıkıldı, yıkıldı. Her şey. Canımız çıktı yani. Çok şükürler olsun ki biz kurtulduk. Evet. Ama çok kötü. Çok kötü. Valla dışarıdayız biz. Biz sesinizi duyurmaya çalışacağız. Umarım. Kolay gelsin size. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Herkese size yardım etsin. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hadi kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Evet. Evet, gerçekten kime dokunsanız, aslında dokunmasanız da iş diyorsunuz. Çünkü zor bir durum, çok zor bir durum. Özellikle aslında çoğu kişiyle acıları olduğu için röportaj talebinde de bulunmuyoruz ama bizim çekim yaptığımızı gördüklerinde hemen yanaşıp yaşadıklarını, acılarını söylüyorlar. Damıtıyorlar belki de acılarını. Bizlerle paylaşarak bir nebze de olsa belki de kimisi acısını hafifletiyordur o an için. Ama yani bu yardımlar böyle kısa süreli devam edecek ve kesilecek yardımlar değil, devam etmesi gerekiyor. Çadır ihtiyacı biz önceki yayınlarda da videolarda da hep dile getirdik. En temel ihtiyaç çadır, barınma, ısınma. Daha sonra da yiyecek ve giyecek. O yüzden bu insanların bir an önce başlarını koyabilecekleri soğuktan, dondurucu havadan kendilerini koruyabilecekleri çadırlara ihtiyaç var. Daha önceki yayınlarda da söylemiştik. İnsanların hayvanları da
enkazın altında can verdi. Büyükbaş, küçükbaş, binlerce hayvan sadece pazarlıkta köylerinde öldü, yaşamını yitirdi. Hala enkazların altında bu hayvanların cesetleri duruyor. Kimi noktalarda kokmaya başlamışlar ve bu da aslında hastalık riskini beraberinde getiriyor. Cengiz Topel Mahallesi'nin caddeye, çarşıya yakın olan noktalarını daha önceki videolarda gösterdiğim için yeniden göstermeyeceğim ama orada da ağır hasarlı binaların yıkıldığını söyleyelim ve burada bu videomuzu da sonlandıralım.